Yeni başkent Simit Sarayı olarak Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinizin vazgeçilmez adresi olacağız. Yeni iftar menümüzle de siz değerli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Korkut El'de unlu mamuller, restoran ve kafeterya tarzında hizmet verecek olan CS Life dün hizmete açıldı. Korkut El'in tanınmış simalarından İsmail Adrasan'ın işletmeciliğini yapacağı CS Life, özellikle Konya mutfağının pide çeşitleriyle ön plana çıkmayı planlıyor. Efendim bugün Korkut El'imize gerçekten yakışan, şık bir mekandayız. CS Life bugün kapılarını müşterilerine açtı. İsmail Adrasan ve Aydın Adrasan abilerimizin yani gerçekten emek vererek, ciddi emekleri olan bir kafe, fırın kafe diyelim daha doğrusu, bir konsept oluşturdular, çok güzel. Yine yanımızda beraber yola çıktıkları Necdet İkinci Bey ile beraberiz. O da bize ürünlerle alakalı bilgiler verecek ama hemen İsmail Bey'e döneyim. İsmail Bey öncelikle hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim Selin'cim. Allah'ı utandırmasın, çok amin, güzel, çok amin. Şık bir amin, kafe olmuş. Amin. Abi şimdi benim en merak ettiğim, sanırım kokteyllerin de büyük çoğunluğu merak ediyordur. CS ne demek? CS Life ne demek? Bir açar mısın bu isim? Şimdi neden CS? Evet, çok güzel bir konuya değindin. Biz CS'i burada bütün ürünlerimizi buğday ve un üzerine ürettiğimiz için her şey hamur üzerine ve un. Buğdayda en faydalı olan şey, bunun içinde de en faydalı olan buğdayın ismini verdik. CS buğdayı çok faydalı, işte özellikle çölyak hastaları vesaire birçok faydası olan, vücudumuza hiçbir zararı olmayan, çölyak hastalarımızın özellikle gluten hastalarımıza hitap eden bir ürün. Yani bunu ana tema olaraktan sağlığı ön planda tuttuğumuz için CS'i verdik. Başka bir isim elbette ki birçok alternatifler çok vardı. Çok eski bilinen bir bizim Selçuklu, kara buğday dedikleri. Selçuklu döneminden gelme. Çok Türk kültürünü mal olmuş bir buğdayın ismi. Asıl Türk kültüründen geliyor. İsmail Bey, peki bu CS ekmeği nasıl bir şey? Bir görebilir miyiz Necdet Bey? Bu CS ekmeği kabarmıyor. Daha bir faydalı. Yiyince daha çok anlayacağımız bir şey. Tadına bakamıyoruz şu anda. İnşallah ama iftardan sonra geleceğiz. Susisi bir tadına bakmaya geleceğiz. Beklerim, sizi de bekleriz. Beklerim, tüm korkutelimizi. Ama hakikaten çok yumuşak. Evet. Gayet de lezzetli. Lezzetli. Bir denemek tabii lazım. Tabii şeker falan herhangi bir katkısı diğer ekmeklere göre daha düşük. Evet. Hani bunu yiyince daha çok anlarız ama tabii bunu bir iki gün İçindeki yani yediğimizde bağırsağımızın rahatladığında daha çok işletiyoruz. Şöyle bir sürü hastalık saydınız zaten, işte çölyak hastalığı, evet. Özellikle o hakikaten o hastalarımız için çok büyük bir sıkıntı buğday, evet. Gluten. Yani hakikaten korktuğuna de ihtiyaçtı. Allah utandırmasın. Peki hemen Necdet Bey'e dönmek istiyorum. Necdet Bey size de hayırlı olsun. Merhaba, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de bayağı bir yemek verdiniz. Gecenizi gündüzünüze kattınız. Biz geldik ara ara. Seyircilerimize söyleyelim. Peki ürün çeşitlerimiz neler? Neler var? Şimdi CS Fırın Kafemizde sadece kafeyle kalmıyor. Restoran bölümünde var. Yani ilerleyen dönemlerde belki de yöreden yöreye lezzetler bölümünü de almış olacak. CS'e gelindiğinde unlu mamulleri bulabileceğimiz gibi sabah klasik kahvaltının dışına çıkıp lezzetli böreklerle beraber Karadeniz'e özgü kuymak ya da muhlama diye adlandırılan ürünümüzü de koyduk. İşte sadece peynire, zeytine bağımlı kalmadan diğer tava yemekleriyle beraber de kahvaltıyı yapabileceğiz. Kahvaltıyla başlayıp öğlen yemeğinde etli pide, bıçak arası fırından çıkacak kıymalı pidelerimizle beraber, ondan ziyade mutfaktaki bistro mutfağımızdaki yine salata gruplarımız, makarnalarımız, çorbalarımız, işte biraz hamburgerimiz, tost çeşitlerimiz derken sonrasında yine Konya yöresine ait bir fırın kebabımız vardır. Onu birazcık daha sosunu falan değiştirerekten, yağını değiştirerekten CS'e ait bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştık. Başardığımızda düşünüyoruz.
Muhakkak ki takdir gelecek olan misafirlerimizindir. Daha sonrasında kafe grubumuz var. Çayımız, kahvemiz ve bütün son zamanlardaki yaygın olan içeceklerimizin tamamı, dünya kahveleri, soğuk kahveler, işte tamamen vitamin bar denilen doğal meyvelerden yapılan, hiçbir katkı maddesi olmayan içeceklerimiz var. Onunla beraber yine tamamen kendi üretimimiz olan pastane grubumuz var. Yaş pasta grubumuz var. Artı yine bu sektörde son yıllarda sektörde yerini almış olan dilim pastalar var ki biz bu dilim pastaları tamamen kendimiz yapıyoruz. Hiçbir tanesi şoklanmamış. Hiçbir tanesinde katkı maddesi yoktur. Tamamen her şeyi ustalarımız kendimiz yapıyor. Burada imalatını yapıyoruz. Gayet de lezzetli ve bunların tamamı gündelikli olarak hazırlanıp servise sunulacaktır. Maşallah. Böyle güzel bir konsept hazırladık. Evet. Bir de ben şimdi burada Konya usulü pidelerimiz de var. Tabii ki. Şöyle birkaç tane bir pide pidenin yapılışını hem seyircilerimize görelim hem de ustamıza bir soralım. Buyurun. Efendim şimdi fırınımızın başındayız. Ustamız var. Hemen ustamızı tanıyalım. Hoş geldiniz. İsim... Keramettin abim ismim. Keramettin abi kolay gelsin. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi, sağ olun. Abi şimdi özellikle Mevlana pidesi var. Artı bir de bıçak arası var. Evet. Şimdi Mevlana pidesi bizim Konya'daki yediğimiz Mevlana'ya benzeyecek mi? Birebir aynı olacak. Zaten Konya'dan gelen unlarımızla çalışacağız. Hı-hı. Onun haricinde birebir elle aşma yapacağız. Yani hiçbir şekilde merdane makine bir şey kullanmıyoruz. O peki, şekilde yani. Mevlana ile mesela bıçak arasının özelliği ne? Bıçak arası çift bıçağın arasında doğruyoruz. Makineye girmiyor, kıyma tabii makinesine ki girmeden. Tranç etten oluyor, aynadan. Çift bıçakla çok ince şekilde doğranmış oluyor. İçine soğan girmiyor. Daha fazla et oluyor, o şekilde oluyor. Şey, Mevlana'nın özellikleri ne? Mevlana'nın özellikleri gene aynı et ekmeğin içinden oluyor. Sadece üstüne kaşar atıyoruz ama özel bir kaşar kullanacağız gene. O şekilde gene 1.20-1.30 boyu olacak pidelerimizin. Peki ustam yaparken biz de kaydedelim. Edebilir miyiz? Tabii ki. Çalışmanızı tabii ki de abi, buyurun. Tamam, biz diğer bilgilerimizi Necdet abiden alalım. Abi şimdi gerçekten şık bir şey var. Aşağı yukarı tam kapasite çalışmaya başladınız. Benim merak ettiğim de bu. Mesela şu anda Korktel'inden bir müşteriler gelse veya misafirler gelse menüdeki her şeyi bugün bulabilirler mi? Yarı yarıya hazır gibiyiz. Bu biraz biz daha asıl, deneme gibi, kendimizi de görme ki gibi. Tamamen. Tabii, bayrama kadar tüm eksiklerimizi gidereceğiz ama şu an %70'teyiz. Hani servis olarak şey olarak bir eksiğimiz yok ama tabii kendimizi de sınamak istedik. Makinelerin kontrolü, fırınların deneme süreci, bunları biz bir hafta boyunca denedik. Bugün itibariyle kapılarımızı açtık. Biraz da Ramazan oluşundan dolayı nasipse bayramın ikinci günü itibariyle %100 kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağız. Anladım. Allah kolaylıklar versin. Peki şimdi yukarıda da hakikaten şey var. Yukarısı da çok şık olmuş İsmail abi. Çocuk ayı olmayı Oyun parkımız mevcut. Güzel, şirin, küçük de olsa güzel, kullanışlı bir oyun parkı yaptık. VIP adamımız var. Böyle bir 30-35 kişilik grupları özel kapalı alanda ağırlayabileceğiz. Doğum günüdür bunun adı, toplantıdır, işte seminerdir. Her türlü şey ortama uygun. Kapıları kapalı. Özel hizmet verebiliriz bu şekilde. Aile salonlarımız yukarıda, ikinci katımız hakikaten çok başarılı. Sigara olmayan bölümlerimiz fazla bu arada. Sigara içilen bölüm ve içilmeyen bölümlerimizi ayırdık. Müşterilerimiz hani sigaradan rahatsız olanlar ve içmek olan isteyenler ayrı ayrı oturabilir. Zaten çok hem güzel şeyimiz hava darlığımız. Ferah bir mekan yaptığımızı düşünüyoruz. Yüksek yaptık. Hani Korkut elimize olmayan bir şeyi yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah o teveccühü de kazanırız. En güzelini yapmaya çalıştık. İmalathanemiz çok ferah. Çok geniş, sıkış tepiş değil. Her şeyimiz çok güzel. Peki İsmail abi bir merak ettim, daha bir şey var. Eyvallah. Hakikaten çok şık bir mekanınız var. Hakikaten çok kaliteli ürünleriniz var. Bu arada kaç çeşit ekmek var? Onu da... Ekmek çeşidimiz 10 ile 15 arası değişecek. En az 10. 10 çeşit ekmekteki hedefimiz siyah ekmek. Yani siyah ekmek derken siyah ekmek buğdayları, siyah buğdaylar. Siyez buğdayı ağırlıklı. Aynen. Dışarıya mesela fabrikasyon gibi çalışmayacağız. Anladım. Tezgahta kaliteli ekmek üretmek hedefimiz. Yani dışarı bizim ürün şeyimizde yok. Biz burada tezgahımızda misafirlerimizi en şekilde memnun etmek önceliğimiz. Peki, şey nasıl abi, fiyatınız nasıl olacak? Yani şimdi
bu şeye göre, ya işte biz kaliteli un kullanıyoruz, kaliteli şunu kullanıyoruz. Fiyatımız bir tık üstte mi olacak, nasıl olacak? Evet, fiyat politikamızı Korkuteli'nin ekonomik koşullarına göre hazırlayacağız. Bunun adı şöyle de özetleyebiliriz. Tabii ki kalite un biraz pahalı. Tamam, beyaz ekmeğimiz Korkuteli'nin klasik ekmeğimiz de olacak. Onun fiyatı zaten Korkuteli aynı ama bu seçeneği müşterimize bırakacağız bir yerde. Kaliteli ekmek isterse bunun bir bedeli var. Ekmek 1,5'tan başlayacak bizde de yukarıya kadar. Çeşitlerimize göre değişecek. Kilo hesabı olacak. Kilo ile olan ekmeklerimiz de olacak. Tane adaptörlerimiz de olacak ama korkulduğu gibi fiyat politikamız olmayacak, emin olun. Herkesle aynıyız. Ama güzel fiyata en güzel ürünü üretmek ana temamız. İyi fiyata en kaliteli ürünü müşterilerimize sunabilmek. Abi çok teşekkür ederiz. Allah biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Tüm Korkutelileri ağırlamaktan onur duyacağız. Her şeyi Korkuteli'ne yakışır şekilde yapmaya çalıştık. İnşallah da beğenirler. Bekliyoruz. İnşallah abi. İnşallah Allah utandırmasın diyorum. Biz de şu son pidenin kesimini falan da alalım. Tadına bakamayacağız ama bu alacağımız olsun. Bir gün geleceğiz. Efendim biz de Korkuteli'li hemşerilerimize diyelim hakikaten. Gelip görün iftardan sonra özellikle çok şık bir mekan olmuş. Özellikle ikinci katına da şimdi haberlerimizde göreceksiniz. Yani bir gelin bir görün en azından bir çay için. Yeni Başkent Simit Sarayı olarak Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinizin vazgeçilmez adresi olacağız. Yeni iftar menümüzle de siz değerli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz.